Merhaba. Bugün 26 Ekim 2017. Cevizler toplandı. Bunlar yerli çeşit. metre arayla dikilmiş. Kimileri yapraklarını dökmüş. Kimileri halen yeşil. Bu ağacın durumunu gösteriyor. Yeşil olanlar iyi olduğunu, yaprağını dökmüş olanların gübresiz veya su alamadığını gösteriyor. Budama yapılmamış bu bahçeye. Gördüğünüz gibi alt dallar toprağa değmiş. Toprağa değen dallar hastalığı taşır. Bunları kesmek gerekiyor. Buradan kesmek gerekiyor. Bu ağacın şu ortasındaki görünen şu dalın alınması gerekiyor. Uç dalları, kuru dalları alınması gerekiyor. Görüyorsunuz. Çok büyümüş. Bu şekilde olduğu zaman meyve vermez. Verse bile çok az. Bu yerli cevizi teşvik etmek gerekiyor. Bu Yalova 3. Bu bahçede Yalova, Bilecik, Şebin, Maraş 18 çeşitleri var. Budama yapılmadığı için gördüğünüz gibi çok gereksiz dal var. Şu dal mesela gereksiz. Hiç ağacı yavaşlatmış. Budama cevizde olmazsa olmaz. Mutlaka ki budama gerekiyor. Evet. Aşı yapılmış ama hiç budama yapılmadığı için. Bu da aşılı Maraş 18 aşılanmış. Görüyorsunuz aşı yerini. Hiç budanmadığı için kendi başına gitmiş ve meyve vermiyor. İki ağaç arasında alınmamış. Böyle büyük ağaçlara mutlaka ki budama yapmak gerekiyor. Evet, görüyorsunuz büyük bir ağaç. Hemen şurada büyük bir ağaç. Çok büyük ağaçlar ama meyve çok az. Bu ağacın verdiği meyve 20 kilo falan. Yani normalde 200-300 kilo vermesi gereken bir ağaç. Ama vermemiş. Bakım olmadığı için. Şu an bu ağaç yeşil. Bunda budama nasıl yapılmalı? Öncelikle şu kuru dal. Evet, kuru alınmalı. Gereksiz ortadaki dallar. Uç vurulmalı. Evet. Bu da aynen büyük bir ağaç. Büyümüş gitmiş.
buradaki ceviz ağaçları yerli, yalova, daha önce de söyledim, Şebin, Bilecik, Maraş 18. Burada 300 tane ceviz var. Normalde 150 tanesi çok iyi. Ama 150 tanesi zayıf. Buradan alınan ceviz miktarı 1 ton falan. Yani burası budama yapıldığında, gübreleme yapıldığında tahminim 5 ton, 10 ton, 3-4 yıl sonra da 50 tona kadar çıkabilir. Evet. Ama bakım yok. Ağaçlar birbirine değmiş, görüyorsunuz. Şu cevizin, bu cevizle 10 metre olmasına rağmen değmiş. Gövdesi büyümüş. Tahmini 50 yaşında ama verim zayıf. Budama gerekiyor. Budamada ilk yıl ürün az olur, kaliteli olur ama ondan sonraki yıllar ürün çok alınır. Evet. Burası daha küçük ağaçlar. Haşılı. Maraş 18. Hiç budanmamış. Evet. Bu da Maraş 18. Şimdi budama yapılmış ağaçlara bakalım. Bura başka bir bahçe. Buraya daha az bakım yapılmış. Hemen yanındaki bir bahçe. Yapraklarını dökmüş. Sulanmamış. Bakılmamış. Evet, şurada bir ağaç var. Görüyorsunuz dalları toprağa değmiş hepsi. Bu toprağa değmemesi lazım. Şuralardan budanması lazım. Üst, şu ortadaki dalın alınması lazım. Boş. Yukarı çıkan dalın uçlarında alınması lazım. Evet. Burası daha az bakım yapılmış. Burada da aşı yapılmış bir ağaç görünüyor. Görüyorsunuz ağaç yeşil. Fernur üzerindeki aşı. Hemen yanında bir ağaç daha var. Yaprağı sararmış. Bakımı çok az. Gübre ve budama yapılmamış. Bu da görüyorsunuz hemen hemen toprakla birleşmiş. Evet, budama yapılmamış. Meyve de zannedersem yok. Başında tek tük meyveler kalmış. Şurada budanması gereken yerler var.
Bu da yerli bir çeşit. Kendi çıkmış. Görüyorsunuz. Hiç bakım yapılmadığı için. Bunlara budanarak nasıl? Aynı. Şu hemen yanındaki ağaçlar gibi yapılmalı. Evet, burası budanmış. Hemen bunları da yapılacak. Budama. Budamada ne yapılmış? Alt dallar, gereksiz dallar alınmış. Üstte iki orta açılmış. Güzel. Bu budama yapılmış bir ağaç. Gördüğünüz gibi. Yukarısı açılmış. Bu önümüzdeki yıllar meyve verir. Budama yapılmış. Budama yapmak mutlaka gerekiyor. Yoksa böyle olur. Bu budaması yapılmış bir ağacımız. Sağ ol.